Merhaba arkadaşlar, Ceylin Akçılı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda sizlere ilişki tavsiyeleri, motivasyon videoları çekmeye devam ediyorum. Haftanın 3 günü buradayız. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 5'te yayındayız arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu birçoğunuzun başına gelen cepte görülme olayı. Eğer ki seni cepte görüyorsa onun özgüvenini nasıl kırarsın, nasıl onu yerle bir edersin ve işleri tersine çevirsin? İşte bu videoda bundan bahsedeceğiz. Siz de benim videolarımı beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Videonun sonuna doğru da yorumlarınızı bekliyor olacağım. O zaman haydi videoya geçelim. Önce tabii ki şundan başlayacağız. Cepte gören bir insan sana karşı nasıl davranışlar sergiler ve onun seni cepte gördüğünü nasıl anlarsın? Bununla alakalı detaylı bazı videolarım var kanalımda. Onları da izleyebilirsin ama özetleyerek anlatacağım ben. Öncelikle aranızda bir şeyler yokken sanki çok da istemiyormuş gibi davranır sana. Yani hani emin değilim, olabilir de olmayabilir de gibi davranır. Sonrasında bir bakarsın ki bir anda fazlasıyla konuşmaya başlamışsınız. Her şey yolunda ilerliyor ve bir problem yok. Evet, her şey güzel, ilişkimiz olacak diye düşünmeye başlarsın ama sonra bir bakarsın bir şeyler oluyor ve ufacık şeyleri tartışmaya başlıyor. Sonrasında o ufacık şeyler büyüyor. Sanki sen çok büyük problemler yaşatmışsın da ona. O yüzden bütün bunların suçlusu senmişsin gibi sana davranıp işte ben güzel olsun istedim de sen yapamadın, işte beceremedin, olmadı, yapamıyorsun, işte beni anlamıyorsun, beni dinlemek istemiyorsun gibi gibi bir sürü bahaneyle senin karşına geldiyse eğer ve aranızda bir ayrılık gerçekleştikten sonrasında tekrardan diyalogla sana açık kapı bıraktıysa, yani emin değilim, düşünmem lazım, biraz zamana bırakalım, birbirimizi iyi anladığımızı düşünüyorum, en azından arkadaşça da olsa birbirimizi anlayabiliyoruz şeklinde seni flörtle arkadaşlık arasında bırakıyorsa ve sen ne yaparsan yap hep ona iyi gitmeye çalışıyorken kendisi senin aslında ona o kadar iyi gitmediğini, onu aslında anlamadığını, sürekli olarak kendince düşündüğünü, kafanda çok fazla kurduğunu gibi gibi böyle şeyleri sana söylüyorsa eğer, yani sen bir bakıyorsun ki diyorsun ya benden hoşlanıyor gibi davranıyor, sonra bir bakıyorsun benden nefret ediyor gibi davranıyor. Ne yapmaya çalışıyor? Neden beni hayatına hem tutuyor hem de neden tamamen hayatımdan çıkmıyor yani? Bunun amacı ne diyorsun ya hani? Aranızda çok var öyle söyleyen. İlla ki vardır şimdi beni izleyen de. Bu kişilerin amacı kendi özgüvenlerini beslemek. Bu direkt narsist kişilik bozukluğu değil. Onlarla alakalı da bir video çektim. İsterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Tabii belki narsist olabilir ama narsist olmasa da böyle bir durum yaşatabiliyor karşındaki insan sana. Tamamen başka kişiler tarafından değersizleştirilmiş bir insan bir başkasına bu şekilde davranabiliyor. Sana karşı olan bu tavrını sadece sana gösterir. Sen de diyorsun ki yok herkese karşı böyle. Hayır, herkese karşı öyle değil. Sana karşı öyle. Nedenini de söyleyeyim. Çünkü sen elinden geldiğince hep iyiliklerle gittin. Ama onun anladığı şey o kadar iyilik değil yani. Sürekli ona iyi giden insanlarla tam olarak irtibatı kuramıyor. Çünkü genelde karşısında ona çok fazla değer vermeyen, onun özgüvenini yerle bir eden, onun tanıdık duygularına hitap eden, belki baskı yapan, belki saçma sapan davranan insanlar ona daha yakınmış gibi hissettiriyor. Yani onlarla bir çekim yaşarken senin ne bir itici kuvvet yaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Tabii bazen diyor ki aklı şey diyor yani hani evet bana iyi davranıyor, bana iyi hissettiriyor. Birlikte güzel vakit geçiriyoruz ama sonra eve gidince diyor ki yok biz anlaşamıyoruz ya. Yok yani beni anlamıyor gerçekten. Çünkü sen çok iyi gidiyorsun ya, o yüzden eve gidince böyle bir düşünüyor yani. Yanındayken hiç bir problem yok. Yan yanayken mükemmelsiniz ama ayrı kalınca böyle evde düşünüyor. Diyor ki yok ya ben onunla olmayacağım ya, ne gerek var falan. Neden? Çünkü seni cepte görüyor canım. O yüzden sana karşı böyle bir davranış sergilemesini ben biraz normal buluyorum. Çünkü bu tarz olayları yaşayan çok fazla hayat hikayesiyle karşı karşıya kalıyorum. Bunu her yaştan insan yapabiliyor bu arada. 40'ında da yapabilen var, 15'inde de yapabilen var. O yüzden bunda yaş ayrımımız yok neredeyse. Karşındaki insanın sana niye böyle davrandığını önce anlaman lazım. Sonrasında onun özgüvenini etkileyecek davranışlar yapabilirsin. Eğer anlamazsan onu gerçekten hiçbir şey yapamazsın. Şimdiye kadar anladığını varsayıyorsun ya, anlamadın canım. Şimdiye kadar sen onu hiç gram miram anlamadın yani. Çünkü kendi açından duygusal bir şekilde baktın. Aman incinmesin, aman kırılmasın, aman beni başka insanlarla bir tutmasın. Ben ona onlar gibi bakmıyorum. Ben ona hani bebek gibi davranıyorum, çok iyi davranıyorum. Niye beni onlarla bir tutsun ki diyorsun ya. Hayır canım. Bayağı onlarla bir tutsun. Bayağı böyle bir anda şeklini şemalini değiştir.
bir anda tavırlarını değiştir ki seni onlarla aynı yere koysun ki sana karşı davranışı daha iyi olsun. Çünkü sana bu şekilde daha iyi davranmıyor. Ne kadar iyi gidersen git senin o iyiliklerini ne yazık ki anlamıyor. Sen mesela diyorsun ya, ya işte arıyor, üzgün olduğunda konuşuyoruz vesaire. Hani elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Diyorum sonra ne oluyor? Ertesi gün aramıyor. Ertesi gün mesajlarıma geç yanıt veriyor. Hatta bazen yanıt vermiyor. Neden? Çünkü en üzüntülü anında senden aldı değeri, aldı değeri. Sonra ertesi gün her şey yolunda, pozitif bir günde neden seni hatırlasın ki? Sen onun resmen acılı gününde onu tazeleyen, enerjisini yerine getiren, o pozitif güler yüzlü pozlarını verdiren kişisin. Yani anlatabiliyor muyum? Ona o gücü verdiğin için. O yüzden sana hayatın boyunca hep açık kapı bırakabilir. Ne zamanki hayatına ciddi soluklu bir insan girer, işte o zaman sana tüm kapıları kapatır ve sana der ki ben sana hiç umut vermedim ki. Ben seninle hiç böyle bir gelecek vaadinde bulunmadım ki, sen kafanda kurmuşsun ya. Ya öyle böyle flörtleşip flörtleşip yazarken sonrasında sana bunu söylüyor. Niye biliyor musun? Çünkü sen onun için fazlasın. Fazla olduğun için böyle yapıyor. Sen onun için fazla olmasan böyle yapabilir mi? Hayır. Demek ki neymiş? Bildiğimiz yoldan gitmeyecekmişiz. Biraz Ceylin'in dediği yoldan gitmemiz gerekiyormuş. O yüzden şimdiye kadar yaptıklarını unut. Umarım bunları yapmakta geç kalmamışsındır. Yani bu taktiğin tutma oranı biraz düşük olabilir sana göre. %60-70'lerde. Çünkü %30'luk kısmı neredeyse geç kalmışlıkla alakalı. Mesela sen bunu bir senedir ona yapıyorsan çok geç kalmışsın. Yani senin ihtimalin daha da düşüyor. Ama mesela daha yakın bir zaman diliminde gerçekleşmişse bu, dediklerimi yapmanla birlikte olayları tam tersine çevirebilirsin ve bütün olaylar bir anda sana dönebilir. Belki de o sana o kadar iyi gelince sen ona o kadar değer vermeyeceksin bile. Yani bunca zaman belki seni ona karşı bağlı tutan şey her zaman kapıyı açık bırakıyor olmasıydı. Yani ne tamamen hayatıma gir ne tamamen hayatımdan çık. Orada kal. Yani ben seni her istediğim zaman görebilirim, her istediğim zaman arayabilirim, her istediğim zaman mesaj atabilirim. Ama sen bana her zaman bunu yapamazsın. Sana olan tavrı tam olarak budur. Evet, sonuca girelim. Bu insanın özgüvenini nasıl düşüreceksin? Normal şartlarda ne yapıyorsan tam tersini yapacaksın onun özgüvenini düşürmek için. Onun özgüvenini düşüreceksin ki seni artık cepte görememeye başlayacak ve sana karşı tavrını değiştirmeye başlayacak. Belki sana bir şeyler hissetmeye başlayacak. O yüzden yapman gereken ilk adımlar. Şu anda herhangi bir diyaloğunuz yoksa ve sen yazmadığın sürece hiçbir şekilde konuşmuyorsanız lütfen ona yazma. Çünkü eğer ki bu süreç içerisinde sana yazmıyorsa demek ki konuştuğu bir başkası var. O yüzden bu taktiği yapabilmen oldukça zor. Zaten başka bir taktik de yapamazsın çünkü başkasıyla konuşurken sana o açık kapı bırakmaz. Ne zaman ki sana yazacak işte o zaman yapabilirsin. O zaman gerçekleştirebilirsin. Ara ara seni stalkladığını düşünüyorsan, bir şekilde bunu hissettiriyorsa sana, o zaman paylaşımlarında bazı değişikliklere gitmen gerekiyor. Yani daha güzel, daha enerjik paylaşımlar yapman gerekiyor. Ve mümkünse yanında sosyal anlamda gayet iyi durumda insanların olması gerekiyor. Yani böyle saçma sapan okey masalarında değil de güzel yerlerde güzel arkadaşlıklarla birlikte fotoğraf çekilmeni tavsiye ederim. Mesela kız arkadaşlarınla bir ortamın olsun ya da eğer beni izleyen sen kızsan, erkek arkadaşlarımla güzel bir ortamın olsa, işte kahve belki içiyorsunuz ama böyle birazcık elit yerler olsun, anlatabiliyor muyum? Yani onun görebileceğini düşündüğün yerler ve aynı zamanda yeni yeni fotoğraflar paylaş. Normalde belki huyun değil ama olsun, yeni ve güzel fotoğraflar paylaş, havalı fotoğraflar. Pinterest'ten örnekler alabilirsin, oradaki pozları taklit edebilirsin, sosyal medyanı güzelleştirebilirsin. Önemli olan buna karşı istekli olman. Bu şekilde sana karşı mesaj atma durumunu hızlandırabilirsin. Eğer ki sana hiçbir şekilde yazmıyorsa demek ki bir ilişki yapmıştır. Eğer ki yazıyorsa da yapman gereken tavırlar az önce bahsettiğim gibi normal tavırlarının tam aksine. Normal şartlarda o sana mesaj attığında sen hemen dönüş yapıyordun değil mi? Hemen dönüş yapmayacaksın. Mesela 5 dakika sonra, 1 saat sonra, 2 saat sonra, ertesi gün mesela. Yani hani onun özgüvenini düşürecek şekilde davranman gerekiyor ya. O yüzden hani senin mesajınla çok ilgilenmiyorum. Diyaloğu devam eden arkadaşlar, hepinize toptan bahsediyorum şimdi. Bu az önce bahsettiğim arkadaşlar çok fazla diyalog kuramayanlar ama ilerleyen süreçte diyalog kurduklarında aynen bu anlattıklarımı birebir yapmaları gerekiyor ve şu anda beni izleyen arkadaşlar, sizin diyaloglarınız devam ediyorsa yapmanız gerekenleri teker teker söylüyorum. Seni aradı, meşgulat. Şu anda konuşamıyorum, kusura bakma arkadaşlarlayım. Gönder. Mesaj gönder. Aramasını açmayacaksın yani. Bir merak edecek. Ne oluyor? Hayırdır yani, sana istediği her an ulaşabileceğini mi zannetti?
Yani değil mi? Bir şeyleri değiştirmen gerekiyor ya. Ondan sonrasında işte sana trip atacak, belki bir şeyler söyleyecek. Herhangi bir konu hakkında olabilir. Sen onun sana yaptıklarından bazı şeyleri onun yüzüne vurup, yani normal şartlarda çok da bana göre birisi değilsin. Sanırım benim tavırlarım yüzünden kendini çok yukarıda görmeye başladın. Sana karşı bir şeyler varsa da geçti artık. Artık içimde hiçbir şey yok sana karşı diye mesajlar atman gerekiyor. Ya da benzer şekilde ona karşı ya telefon aramasında ya da bir şekilde yüz yüze geliyorsan bu şekilde konuşman gerekiyor. Ya evet, sana bir şeyler hissediyorum ama yani artık bir şey kalmadı içimde. Uçtu yani artık. Bence bu konuyu konuşmayalım. Gayet rahat, gayet coolsun, anlatabiliyor muyum? Mesela nasılsın falan yazdı. Muhteşemim, çok iyiyim. Arkadaşlarla çok eğleniyoruz ya. Gerçekten bu aralar en iyi zamanlarımı yaşıyorum. Şuraya gidiyorum, bunu yapıyorum. Şöyle heyecanlı konuşmalar yap. Yani iyiyim sen. İyiyim sen ne ya? Niye böyle şeyler yazıyorsunuz? Özellikle seni cepte gören bir kişiye niye böyle şeyler yazıyorsun? Sanki işte ben de oturuyordum. Evde oturuyorum, ne yapayım? İşte müzik falan dinliyorum. Niye? Niye? Hayır, enerjik yanıtlar vereceksiniz. Ya şimdi arkadaşlar dışarı çıkacağız. Ben sana soru yazsam olur mu? Mesela yani hani şu an sana ayıracak çok vaktim yok, sonra ben bakarım. Ondan sonra mesela gece yazarım dersin, gece yazmazsın. Mesela yani hani şimdiye kadar yapmadığın ne varsa onları yapman gerekiyor. Mesela sana karşı en sinir olduğu şeyler nelerdi ya? Bunu niye yapıyorsun? Bunu niye giyiyorsun? Oraya niye gidiyorsun? Onunla niye buluşuyorsun? Gibi gibi şeyler vardı ya. Onları yap mesela. Sana sorarsa ki biz sevgili değiliz, sen niye bana bu kadar kızıyorsun falan diye böyle yine ses kayıtlı bir şekilde gönderirsen cevabını çok daha iyi olur. Yani sana böyle bir şey yazarsa ya da telefon aramasına söylersek, ya biz sevgili değiliz ki. Hani ses tonlaman bu yani. Hani şey değil, biz sevgili değiliz. Bu değil yani. Hani gayet rahat, cool, dalga geçercesine. Ya ben seninle böyle bir şey düşünmüyorum artık. Yani geçmişte düşünüyordum ama artık yok, içimde kalmadı. Anlamıyor musun yani bunu sürdürecek? Sen bana böyle bir hesap soramazsın. Sen de normal arkadaşız yani. Ne üzerine tartışıyorsun ki benimle? Gibi konuşman gerekiyor. Yani onun özgüvenini düşürmek için biraz ona yukarıdan bakman gerekiyor. Sen ne yapıyorsun? Yine aynı yerlere mi gidiyorsun? Hani böyle biraz tiksinerek, hani böyle aynı şeyler yapıyorsun. Kız arkadaşından mı tartıştın? Ne oldu? Falan. Hani böyle çok umurumda da değildi. Çok umurumda da değildi. Çok basit şeylerle hani ilgileniyorsun yani. Ben işte şunları, şu işleri koşturuyorum, şu okulda şu derse gidiyorum, ne bileyim işte şöyle arkadaş ortamlarına gidiyorum. Senin uğraştığın iş, arkadaşının sevgilisi bilmem ne yapmış yani. Hani bu tarz enerjiyi ona göndermen gerekiyor. Ben çok güzel işlerle uğraşırken sen uğraştığın işe bak dercesine böyle tiksinerek, ne yaptın, barıştırdın mı onları? Hani dalga geçercesine konuşmak budur, anlatabiliyor muyum? Onun hayatıyla alakalı, yaptıklarıyla alakalı biraz böyle hafife almaktan bahsedeceğiz. Çünkü neden bunu yapıyoruz? Bunca zaman yapmadığın için o sana bunu yaptı. O sana bir taktik uyguladı. Taktiği tersine çevirmek için senin ona bunu yapman gerekiyor. Başka da çaren yok canım. Eğer ki buluşmak istedi, bir şekilde görüşmek istedi. Buluşmada gayet rahatsınız. Zaten sevgili değilsiniz. Flört de değilsiniz. Kafandan onu sil yani. Hani böyle flörtmüş gibi davranma. Mesela sana yaklaşım gösteriyor ya, ne yapıyorsun ya falan. Şey, niye elime dokundun öyle bir an, böyle bir irkildim yani. Anlatabiliyor muyum? Tavrın bu. Yani hani arkadaşız, ne yapıyorsun? O da diyecek ki, ne arkadaş ya, biz böyle şeyler konuşuyorduk. Sen diyeceksin ki, sevgili değiliz ki yani, olmadık sevgili, flört de değiliz şu an, neyiz o zaman biz tam olarak diye sen ona soracaksın. O sana bir şeyler soracak, böyle duygusallıkla, flörtlükle, sevgililikle alakalı sen ona soracaksın. Yani sorusuna soruyla karşılık vereceksin. Eğer ki sana bir şeyler olmuş, çok değişmişsin, niye böyle davranıyorsun bana karşı? Ya ben normalde böyleydim. Sana karşı önceden duygu beslediğim için sana karşı öyleydim. Yani normalde kızlara sana davrandığım gibi mi davrandığımı zannediyordum ya da
Normalde erkeklere sana davrandığım gibi mi davrandığımı zannediyordun? Çok yanılmışsın. Ama yani geçti bu pazarı gibi böyle hafif böyle dalga geçercesine bir sözcük kullan. Yani hani artık o şey kalmadı bende. O fırsatı kaçırdın kızım. O fırsatı kaçırdın oğlum. Hani gibi konuşman gerekiyor. Yine hani ben seni merak ediyorum ama o arada sırada böyle nadiren. Mesela ara sıra kendini hatırlatacaksın. Aa, şu şarkı çalıyordu ya, sen bu şarkıyı çok severdin falan diye böyle kendini hatırlatacağın ara sıra mesajlar at. O sana böyle yanıt yazsın, geç yanıt ver. Yani ya da böyle çok ilgili gibi davran, bir an böyle çok heyecanlıymış gibi sonra hiç umurunda değilmiş gibi davran. Yani ilk başta dediklerimi yaptıktan sonrasında diyaloğunuz devam ederse sonraki tavırlarında böyle olması lazım. Yani onun sana yaptığını sen ona yapacaksın. Çok böyle bir anda duygusal konuşma girdi araya. Ya sonra ne yapıyorsun kızım ya? Biz flört bile değiliz. Niye konuşuyorsun bana şimdi diye bir anda böyle o güzel konuşmayı yarıda kes. Anlatabiliyor muyum? Tam böyle çok güzel şeyler söylüyorsun. O da güzel şeyler söylüyor. Tam yarıda kes. Sonra diyecek ki ne yapıyorsun hani? Güzel konuşuyorduk. Niye bir anda böyle söyledin? Öyle yani. Hani senle bir gelecek göremiyorum ki. Yani bir aramızda bir şey yok diye böyle. Azıcık seninle duygusal konuşsa tekrardan eski moda bağlayacağından dolayı o yüzden yarıda kes diyorum. Yani o sana eskisi gibi davranmaması için senin ara sıra bunları yarıda kesmen gerekiyor. İyice kıvama geldiğini hissettiğini, artık onun çok duygusallaştığını, artık çok üzüldüğünü, işte yaptıklarına dair pişman olduğunu duyasıya kadar onunla hiçbir şekilde sevgili olmamanı tavsiye ediyorum. Eğer ki bu dediğim şekilde davranırsan, biraz böyle hafif tersleyerek, bazen böyle çok çekici konuşarak onu kendine çekmeye çalışarak, kanalımda başka videolar da var. O videolardan destek alabilirsin ve daha fazla çekici olabilirsin ona karşı. Ama bir taraftan biz sevgili de değiliz, flört de değiliz tarzında yaklaşımın olduktan sonrasında onun sana karşı yavaş yavaş çekilmeye başladığını göreceksin. Çünkü artık sen onun için ulaşılmaz olacaksın. Ulaşılmaz olan şey her zaman daha tatlıdır ve sonrasında sevgili olmak isteyen taraf o olacak. Sen de emin değilim, bilmiyorum, biraz zamana bırakalım, ne olur olmaz, belli olmaz gibi böyle konuşmalar yaparak, havalı konuşmalar yaparak onu kendine daha fazla bağlayabilirsin canım benim. Umarım bu video senin için yararlı olmuştur. Kanalıma takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutma. Eğer ki kanalımı desteklemek istersen katıl butonundan katılabilirsin. Eğer benden yaşam koçluğu ya da ilişki koçluğu istersen açıklama kısmında yazan kafuleri.com'dan randevu oluşturabilirsin. Instagram'dan da beni takip ederseniz bazen soru cevap yapıyorum ve orada sorularınızı yanıtlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir video konusu isterseniz yorum atmayı unutmayın. Bye bye.